Bugün sizlerle beraber spiral dediğimiz doğum kontrol yöntemlerinden bahsedeceğiz. Spiral dediğimiz materyaller aslında plastikten yapılmış, ucunda bakır veya hormon salınımı yapan özel geliştirilmiş aparatlardır. Bunlar nasıl takılıyor? Normal jinekolojik muayene esnasında hazırlanan hastada spekulum dediğimiz özel aletlerle rahim ağzı genişletilerek rahim ağzı görüntülenir ve spiral rahim ağzından geçirilerek rahim içerisine bırakılır. Bu esnada tabii ki rahim boyutunu ölçen özel aletler vardır. Gerekirse bunlar da kullanılabilir. Hormonlu spirallerin takılması biraz daha özellik gerektirir, daha farklıdır. Bunlar da yine aynı jinekolojik muayene esnasında kendi özel aparatları sayesinde rahatlıkla takılabilmektedir. Peki spiralin avantajları nelerdir? Spiral takıldığı zaman artık hastanın doğum kontrol hapını unuttum, işte bir birliktelik sırasında kondom yırtıldığı, içeri sperm kaçtığı gibi problemleri olmamaktadır. Bir sefer takıldı mı koruyuculuğu hemen başlamaktadır ve hasta doğum kontrolünü artık unutmaktadır. Özellikle unutkan olan hastalarda ya da hormon alamayacak hastalarda, düzenli olarak ilaç alamayan hastalarda spiral taktığımız zaman hasta için çok konforlu bir yöntem olmaktadır. Korunma yönteminde unuttum, eksik kaldı, başaramadım, gebe kalabilir miyim diye herhangi bir düşüncesi olmamaktadır. Yalnız tabii spiral de takılsa spiralin de koruculuğu %100 değildir. Diğer yöntemlerde olduğu gibi bin hastadan ikisinde üçünde yine gebelik oluşabilmektedir. Özellikle spiral takılması sonrası ilk 3 ayda kayma olanlarda gebelik şansı, gebelik riski daha fazladır. Peki spiral takıldıktan sonra nelere dikkat edelim? Spiral takıldığı zaman ilk 1 ila 3 ay civarında kanama ve ağrı yapma şikayeti olabilir ciddi kanaması olan veya ciddi ağrısı olan kadınlarda spiralin çekilmesi gerekmektedir. Yine özellikle ilk 3 aylık dönemde kanamanız bir miktar arttırabilir. Buna bağlı olarak spirallerde bazen kayma yaşanabilir. Özellikle belirgin kayma olanlarda gebelik riski artacağından mutlaka ilk 3 ay spiral kayması açısından hasta değerlendirilmeli ve Belirgin kaymalarda mutlaka spiral çekilerek gerekirse yenisi takılmalıdır veya da başka bir yönteme geçilmelidir. Bunun haricinde spiral takılan hastalarda bazen takipte enfeksiyon gelişebilir. Ciddi kötü kokulu akıntısı olan kadınlar mutlaka spiralini takan doktorla iletişime geçerek vajinal enfeksiyonu açısından tedavi olmalıdır. Aslında baktığımız zaman pek çok hastada bu problemleri görmemekteyiz. Spiral takılması, kullanılması oldukça kolay bir doğum kontrol yöntemidir vajinal enfeksiyon, servikal enfeksiyonda çok çok nadir olarak gelişmektedir. Peki en uygun zaman hangisidir? Spiral takılması için en uygun zaman tabii ki adetli dönemdir. Özellikle adet kanamasının azaldığı e, dördüncü 5. günlerde e, oldukça rahat bir şekilde takılmaktadır. Adetli dönemde takılmasının amacı özellikle hastanın gebe olmadığından emin oluyoruz. Bir ikincisi adetli dönemde rahim ağzı biraz daha hafif geniş olabiliyor ve takılması daha rahat olabiliyor. Bu anlamda en uygun dönem adetli dönemde kanamanın azaldığı 4. 5. gün diyebiliriz. Ancak adet görmeyen kadınlarda, doğum sonrası emziren kadınlarda, kürtaj oldu adet görmeyen kadınlarda bunlarda ne zaman takabiliriz? Bunlarda elbette adet görmelerini bekle, bekleyemeyebiliriz. Çünkü beklerken hastalar gebe kalabilir. Bu nedenle adet görmeyen bayanlarda herhangi bir zamanda takılabilir. Yalnız öncesinde bir gebelik testiyle gebeliğin olmadığı tespit edilmeli ve gebelik ekarte edilmelidir. Gebeliğin olmadığı tespit edildikten sonra herhangi bir zamanda takılmasında sakınca yoktur.